TV Tarih Gün programından herkese merhaba. Biz Akşam TV ekibi olarak bugün Mısır Çarşısı'ndayız. 16. ve 19. yüzyıla ait Osmanlı müesseselerinde kullanılan, saraylarında, konaklarında kullanılan objeleri üreten Galeri Set müessesesindeyiz. Yanımızda tarih araştırmacısı Uğur Atik var. Merhaba Uğur Bey. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Şu anda Sultanların Vakfiyesi olan Mısır Çarşısı'ndasınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Müessesemiz Galeri Set. Rahmetli Mehdi Sezen tarafından kurulmuştur. Şu anda büyük oğlu Bülent Sezen atölyemizin başında. Bütün bu ürünler Bülent Bey'in ve ekibinin elinden çıkmakta. Küçük mahtum Mukbil Sezen burada sizleri bekliyor, o da yanımızda. Ben de tarih araştırmacısı Uğur Atik. Müessesemiz 16. yüzyıldan başlayıp 19. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı'nın o dönem sarayında, daha sonra konaklarında kullanılan objeleri birebir reprodü eden bir müessese. Ürünlerimizin güzel olduğunu, orijinallerine çok yakın olduğunu hocalarımız söylüyorlar, takdir ediyorlar ve şu anda dünyanın bütün liderleri bizim ürünlerimizi kullanıyorlar. Nasıl başladınız bu işe hocam? Oradan başlayalım ilk önce isterseniz. Tabii ki müessesemiz Osmanlı'nın geleneksel Türk el sanatlarını işlediğine göre bizler de Mehdi Bey'in oğullarıyla birlikte, ben de Uğur Atik, tarihin araştırmalarına başladık. Nasıl yaptık? Sırtımızı geçmişimize dayadık. Geçmişimizden aldığımız ilhamla ve kültürle bizden sonraki kuşaklara bu kültürü aktarabilmek maksadıyla ilk önce işimizi sevdik. Sevebilmemiz için saymamız gerekiyor. Saygıyla sevgi birleştiği zaman aşk zaten kendi kendine ortaya çıkıyor. İşte biz burada bu aşkla işimizi yapıyoruz. Kuşaklar arası bir köprü görevi görüyorsunuz. Aslında biz burada sema yapıyoruz. Bize öğretilenleri bizden sonraki kuşaklara aktarıyoruz. Bu kadar basit. Ama bu işi yapabilmeniz için tek bir şeye ihtiyacınız var. O da işinize çok saygı duyabilmeniz. Şimdi Ramazan ayındayız. Bütün izleyicilerimizi Ramazan-ı Şerif'ine mübarek ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Allah sağlıkla bayramlara kavuşmayı nasip etsin inşallah. Ramazan sarayda nasıl başlıyor? Şeyhülislam, o zamanki din büyüğü, bakıyor. Hilal'i gördüğü zaman padişaha bir müjde veriyor. Müjde de şu: Ramazan-ı Şerif başladı. Bahşişini alıyor, yüklü bir bahşiş. Bu anda itibariyle Ramazan başlıyor. Aslında Ramazan başlamadan önce bir tembihname yayınlanıyor. Tembihnamede ne var? Bütün camiler, medreseler, yollar, sokaklar tertemiz olacak, süpürülecek. Şekerleme, bakkal, o zamanki gıda maddeleri satan her yerdeki eski gıdalar kaldırılacak, yerine yeni gıdalar serilecek ve Ramazan-ı Şerif'e herkes taze yiyecekleri alarak başlayacak. Yepyeni bir başlangıç. Yepyeni bir başlangıç. Ama aslında burada çok önemli bir şey var. Osmanlı'da yardımlaşmak çok önemli. Ben Eyüp Sultan Köyü'nde oturuyorum, siz Üsküdar'dasınız. Ben kalkıyorum, Üsküdar'a gidiyorum. Diyorum ki bakkal efendi, çıkar bakalım şu defteri. Defter ne? Zimmem defteri. Yani veresiye defteri. Baştan 10 kişinin borcunu sil diyorum. Ben onu ödüyorum. Bakın Ramazan'a nasıl başlıyoruz? Sağ elin verdiğini sol el görmüyor. Yani ben borcunu sildiğin kişileri tanımıyorum. Borcu silinen kişiler de borcunu kimin sildiğini bilmiyor. Ve Ramazan'ı borçsuz bir şekilde başlıyorlar. Hafiflemiş bir şekilde. Ne kadar güzel bir yardımlaşma kilidi. Bakınız şu anda Mısır Çarşısı'ndayız. Evet. Kapıdan dışarıya çıkınız. Büyük postaneye geçiniz. Bağ mahallesine dönmeden orada sadaka taşları başlar. Bağ mahallesine kadar. Yani şu anki ismine Cağaloğlu'na kadar gider. O sadaka taşlarının hepsinden sadakalar akmıştır. Hiç kimse ihtiyacından fazlasını almıyor. Herkes ihtiyacı kadarını alıyor. İşte biz buna ne diyoruz? Edep ya. İşte biz o edeple yetiştik. O edeple bugünlere kadar geldik. Hayatı bir seremoni şeklinde yaşadık. Ama artık bazı şeyler elimizden alındığı için bunlar yavaş 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 unutulmaya başlanıyor. Ama şimdiki genç kuşağı görüyoruz. Son derece, az önce siz de şahit oldunuz. Herkes bir şekilde bir şeylerini biriktiriyor. Bu ürünleri alıyorlar ve kültürü yaşamaya başlıyorlar. Evet, o bağı koparmak istemiyoruz aslında. Tabii ki. Şimdi siz bir kerimesiniz değil mi? Evlenmemiş genç kızlara ne denir? Kerime. Kerim evlendikten sonra ne olur? Hanımefendi olur. Bizler şu anda en çok ne yapıyoruz? Kahve içiyoruz değil mi evlenmişsin? Evet. Müessesimizin en kıymetli ve en meşhur ürünleri kahve fincanları. Neden? Çünkü en çok biz kahve içiyoruz. 16. yüzyıl Darüssaadet'e gidersek o dönemdeki kahve fincanlarının altının geniş üstünün dar olduğunu görüyoruz. Neden? Son günü geçene kadar köpük dağılmasın. İncelik ve form, kahve katiyen soğuması. Kulpta görmüş olduğunuz eğim.
Sağlaksanız sağ elinize, solaksanız sol elinize otursun. Bunlar Türk kahve pincerinin karakteristik özellikleridir. Şimdi biz galeri set olarak müessesemiz bu fincanın karakteristik özelliklerini fincanın hamına oturttuktan sonra üzerlerindeki renkleri de montürledi. Nasıl montürledik? Şöyle montürledik. 16. yüzyılda Darüssaadet Türk ağzına pembeyle başlar. Bu bir başlangıç. Onun için bizler dünyaya geldiğimiz zaman bize bu renkli hisler gelir. Biz insanlarda arzular başlıyor, istekler başlıyor. Yani nefis ortaya çıkıyor. Onun için gücün rengidir kırmızı. Bu rengin esas adı mercan kırmızısıdır. Mercan kırmızısı sadece Türklere ait bir renktir. Dünyada 3 yerde kullanılmıştır. Sultanahmet Camii'nin içindeki karanfiller, 1458 Kasımpaşa Piyane Paşa Camii, Topkapı Sarayı'nın harem dairesinde Sultan II. Murat'ın has odası. Kanuni dönem, yani hükümdarlığı rengi. Onun için bizi yöneten liderler bu renkli giysiler giyerler. Hilafetullah makamı, Osmanlı'nın en zirvede olduğu dönem. Neden? Osmanlı gücün, kudretin, adaletin kendisini Allah tarafından verildiğini kabul etmişti. Sufi dervişlerin besin kaynağı doğa olduğu için doğanın rengi olan yeşili kendisine renk seçmek suretiyle Allah'a olan bağımlılığını tasdik etmiştir. 18. yüzyılın son çeyreği, hüzün, gözyaşı ve ayrılık. Sonbaharın rengi değil mi? Evet. İnsan sevgilisine ayrılırken sarı gül vermez mi? Evet. İşte bakın biz buna Türk tezyini sanatı diyoruz. Renkleri ve desenleri fincanların üzerlerine oturttuk. 1876 Abdülhamit Han tahta geçiyor. Fabrika Hümayun'un başına gelen Ecnebi Usta'na işte fincanları bu hale getiriyor. Topkapı Sarayı mı, Dolmabahçe Sarayı mı? Hangisi? Topkapı Sarayı. Her kız annesi. 16. yüzyıldan başlayıp 19. yüzyıl. Annemize bu arada selam söyleyiniz. Mutlak surette bu fincanları almak mecburiyetindesiniz. Bakın altını çiziyor, mecbursunuz. Anneniz hanımefendi bunları kullanıyor. Ne zamana kadar? Siz istemeye gelene kadar. Allah hepimizin evlatlarını hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Siz istemeye geldikleri akşam, siz bunlarla kahve ikram ettikten sonra anneye kullanmaya sağ geliyor. Anne bir daha bunlara katliyen el süremiyor. Bir aile yadigarı olarak bu size intikal ediyor. İşte biz buna ne diyoruz? Kültür diyoruz. Ama sizden de sizin kızınızın. Bir kız ve erkek çocuk olursa erkek çocuğa katiyen vermeyeceksiniz. Kız evlada mecbursunuz. Anlaştık mı? Anlaştık. Ama sizin bu kahve fincanlarından kahve içebilmeniz için ilk önce iki aşamadan geçmeniz gerekiyor. Nedir o aşamalar? Bir, zaten saraydan içeriye teşrif ettiniz. Siz küçük hanımları ilk önce soygun odasına alırlar. Soygun odası diye tabir edilen yer neresi? Soyunmaktan geliyor. Evlerimizdeki antren. Eler Bey sarayına gittiniz mi? Kapıdan içeri giriyorsunuz, galoşları giyip sola döndüğünüz kapı, işte orası soyunma odası. Tam orada büyük, dev bir ayna var. Herkes orada kendisine bir çeki düzen veriyor. Düzeltin üstünüzü. Tam kapıdan içeri adım atarken sizi halayı karşılıyor. Size ne diyor? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi karşıladığı objenin ismi Gülbahar Saha. Neymiş? Gülbahar Saha. Üzerindeki gül goncasından mütevellit zaten bize ne ikram ediyor? Ne var içinde? Lokum diye tahmin ediyorum. Tahmin edemezsiniz çünkü lokum. O dönemde şekeri tanımıyoruz, çikolatayı tanımıyoruz. Bizi bir yegane tatlandırırız lokum. Size bir gül kokulu lokum ikram ediyor. Siz lokumu alıyorsunuz ama aslında burada size lokum ikram edilmedi. Bir mesaj verildi. Mesaj da ne? Tatlı yeri, tatlı konuşalım. O mesajı aldıktan sonra içeri buyurabiliyorsunuz. İçeride istediğiniz bir yere oturma şansınız katliyen yok çünkü içeride hiyerarşi var. Zateniniz mevkinize uygun yerlere oturtulduktan sonra kahveci başının nezaretinde başlayan kahve mevsimi davetli sayısına kadar fazla olursa olsun. Tutunuz efendim tepsinizi. Mutlak surette 2-2 götürüyorsunuz. Bakınız hepsi birbirini takip ediyor. Görüyor musunuz? Evet. Misafirin karşısına geliyorsunuz. Bedi bir hünerle kahveyi ikram ediyorsunuz. Nasıl ikram ediyorsunuz? Nasıl ediyorum? Şöyle ikram ediyorsunuz. Bizde serenat yok. Bel kıracaksınız. Hı hı. Şu hareketi yapacaksınız. Buyurun. Bir fincanınızı alınız. Sonra geçiyorum. Diğer misafirin karşısına geçiyorum. Onun da kahvesini ikram ediyorum. Onun da kahvesini ikram ettikten sonra
birkaç adım geri çekiyorum. Bir eldam yapıyorum ve odayı öyle terk ediyorum. Misafire asla sırt çevirmiyorum. Neden? Yine geliyoruz buraya. Edep yahu. Uğur hocam, peki Osmanlı padişahlarından kahveyi en çok seven padişahımız hangisiydi? Kahveyle müptela olmuş, kahveyi dünyaya tanıtmış ve kahveyi en çok seven padişahımız Sultan II. Abdülhamit Han'dır. O kadar meşhurdur ki dillere destan olmuş bir fincanı vardır. Sadece ve sadece kendisi kullanır. 1312 Hicri, 1894 miladi Bende-i Ali'dir. Bende-i Ali damgalıdır. Bordo şerit onun naturalist olduğunu gösterir. Ayn ve Ha, Abdülhamit Han'ın aile isyanı. Sadece ve sadece kendisi içiyor. Sureti katiyede başka hiç kimse o fincana el süremiyor. Şimdi Yıldız Sarayı'na gidiyoruz. Yıldız Sarayı'na geçtiğimiz zaman kahvecibaşı Halil Efendi işte Yıldız Sarayı'nda kullandığı bu kahve fincanlarıyla kendisine bir çift kahve getiriyor. İlk fincanı normal içiyor. İkinci fincanı tütünüyle birlikte içiyor. Kahveyi Yemen'den getirtiyor. İçtiği kahve ne açıktır ne koyulur. Orta karardır ve bunu Halil Efendi yapıyor. Daha sonra Halil Efendi kahveci başını kendi davada olan Ali Efendi'ye bırakmıştır. Sultan Abdülhamit Han'ın son nefesine kadar kendisine Ali Efendi kahveci başını takmıştır. İşte Sultan Abdülhamit Han'ın kullandığı kahve fincanları da budur. Yine Sultan Abdülhamit Han'ın kullandığı takımlar, çorbalı, aşureli, aşure kupası. Onlar da kendi... Onları da sadece kendisi kullanıyor. Sadece kendisi kullanıyor. Sarayda kullanıyor. Tabii eşiyle kahve içerken de eşiyle birlikte kullanıyor. Ama bir yabancı heyet-i umumi geldiği zaman kendisi bu fincanla kahve içerken yabancı heyet-i umumiye daha Avrupa'yı bir tarzda yapılmış kahve fincanlarıyla kahve ikram ediyor. Bunlar tamamen Avrupa'yı tarzda yapılmış kahve fincanları. Onlar 19. yüzyılda kullanılan fincanlar. Biz tabii müessese olarak o dönemdeki fincanları da yapabiliyoruz. Evet. Peki kahve ile Osmanlı ne zaman tanışmış? Mesela Fatih Sultan Mehmet kahveyi nasıl içerdi? İçmiş midir? Fatih Sultan Mehmet Han kahveyi tanımıyor. Çünkü o dönemde hayatımızda kahve yok. Ha bu arada patatesi ve domatesi de tanımıyor Fatih Sultan Mehmet Han. Biz kahveyle 1554'te tanışıyoruz. 1554. Nerede? Darüşşahadet'te. Darüşşahadet neresi? Mutluluk şehri denilen başkent İstanbul. Yemen ve Etiyopya valimiz kahveyi Darüşşahadet'e getiriyor. Bizim kahveyle tanışmamız o vakte tekamül ediyor. Uğur hocam, orada özellikle Atatürk'ün resminin olduğu bir fincan görüyorum. Onun özelliklerini de anlatabilir misiniz? Efendim bir televizyon programı yapmıştık 1998 senesinde rahmetli Ülke Hanım'la birlikte. Çocuklar dedi, ben de dedi Atatürk'ün dedi kendi dedi kullandığı fincan var. Bunu dedi yapmak istemez misiniz, düşünmez misiniz? Hay hay efendim dedik, yapalım. Efendim bu Atatürk'ün bizzat kullandığı fincan nerede? 1927-38 Florya Köşkü, Dolmabahçe Sarayı ve Savarana'da kullandı. Kendi şahsi fincandır. Cumhuriyet dönemine geçtiğimiz zaman fincanlarda radikal bir değişim görüyoruz. Silindirik hatların üzerinde altın doreleri görüyoruz. Evet. Renkler kayboluyor, motifler kayboluyor. Sade bir silindirik hattın üzerinde tamamen altın doreleri görüyoruz. İşte bu da Atatürk'ün kullandığı kendi kahve fincanı. Gene aynı zarafette ve aynı incelikte yaptığımız ürünler. Hocam sormak istediğim bir diğer soru da Osmanlı'da merasimlerin, seremonilerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz bunlar kültüründe var. Evet. Mesela Ramazanlarda iftarlardan sonra neler yapılırdı? Osmanlı medeniyeti bir muhabbet medeniyetiydi. O muhabbet hayatımızın içerisine o kadar güzel serpiştirilmişti ki biz hayatı bir seremoni şeklinde yaşıyorduk. Kapıdan içeriye girmeniz, karşılanmanız, sofraya oturmanız, takdim, ayrılış hepsi bir seremoni. Ne yaptınız? Saraya içeri girerken üzerinizi düzelttikten sonra siz gene bir seremoniyle karşılandınız. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım mesajını. Mevkinize uygun yerlere oturttunuz. İftara otururken de sizler iftar tabakaları geliyor. Sahurda sahur tabakaları geliyor. Herkes kendini çok özel hissediyor. Bir iftarda neler olduğunu hiç araştırdınız mı? Yiyecek olarak. Çok fazla. Çeşit çeşit olduğunu biliyorum. Osmanlı mutfağı dünyanın en pahalı mutfağıdır.
Ve Osmanlı mutfağı dünyanın en lezzetli mutfağıdır. En az 10 çeşit çorba. 10 çeşit çorba, sadece 10 çeşit. Sadece 10 çeşit. 40 çeşit etli yemek. Tatlılar, sütlüler, muhallebiler, reçeller, şerbetler, onlara hiç geçmiyoruz. Her gün 5000 kişiye yemek veriliyor. Özel günlerde 10.000 kişiye kadar yemek çıkıyor. Saray mutfağı başlı başına bir konudur. Evet. Ritüeli çok yüksek bir konudur. Özet olarak şu, hayat bir seremoni şeklinde yaşanıyor. Çünkü herkesin kendi özelliğine ve kendi kişiliğine göre servis yapılıyor. Yani ne kadar değerli olduğunu size hissettiriyor. Uğur Hocam, çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Gerçekten çok güzel bilgiler öğrendik sizle beraber. Akşam TV Tarih Gün programım bugün Mısır Çarşısı'ndaydı. 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Osmanlı saraylarında, konaklarında kahve fincanlarının, kültürün değişimini konuştuk. Tarih araştırmacısı Uğur Atik hocamızla beraber. Biz her hafta sizlerle Tarih Gün programıyla beraber olacağız. Hoşçakalın.